şeyden birazdan herkese merhabalar. Bugün sevgili Işıl Donat'la birlikteyiz. Kendisinden hem cilt bakım sırlarını öğreneceğiz hem de sizler için böyle ufak tarifler hazırlayacağız. Çok güzel cilt bakım tüyoları alacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Kimdir Işıl Donat? Buradan başlayalım öncelikle. 87 doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi mezunuyken ilgimin tamamen bu tarafa kaydığını tamamen fark ettim. Doğru. Tamamen yani ama aslında güzellik ve sağlık özellikle natürel tarifler 14-15 yaşımdan beri gerek hani ailemdeki kadınlardan aldığım bilgiler gerek de kendi ilgi alanımda olduğu için sürekli uyguladığım şeylerdi benim. Pandemiden önce ben bu öğrendiğim, edindiğim, tecrübe edindiğim büyüklerimden ve hani kendi denediğim tariflerimle ilgili bir kitap çıkaracaktım. Fakat kitap çıkaramadım çünkü araya pandemi girdi. Ondan sonra hadi dedim bir sayfa açayım bari hani oradan kadınlarla iletişim halinde olalım. Derken sayfa büyüdü. Evet, ben de buradan size ulaştım ve sizi buradan tanıdım. Uzun zamandır takip ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ve çok doğal, çok natürel, çok güzel tarifleriniz var. Çok teşekkür Bunlardan ederim. Birçoğunu da denedim. Gerçekten çok keyifli. Aynı zamanda herkesin pratik evde olan malzemelerle çok pratik bir şekilde uygulayacağı şeyler ve sayfanız bence yürümüş gitmiş zaten. Çok İlgi teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Benim de dikkatimi çekti çok ve sizinle tanıştık ederim. Bu vesileyle. Ya sayfanın iddialı bir kelime söylemek istemiyorum ama öyle, hani kadınların gerçekten hayatında bu kadar yer edinmesinin aynen ve kadınların hani bu kadar benden sıkça bir şeyler paylaşmamı beklemesinin sebebi kesinlikle şu. Birincisi her evde bulunan malzemeler bunlar. İkincisi kolay ekonomik tarifler. Ve doğal tarifler. Kesinlikle. Ben her zaman kimyasal şeylerin tekrarı olmadığı takdirde şampuan, işte cilt kremleri ya da işte yapılan işlemlerin tekrardan bazı şeylerin eskiye döneceğini düşünüyorum. Ve bence yani cildi doğal şeylere alıştıran, yenilebilir şeylerle güzelliği elde etmek kadınlar için hem şu anlamda çok güzel oluyor. Evde ben yaptım toniğimi, serumumu. Hani evet, bir onun mutluluğu oluyor. Hem ekonomik oluyor hem de doğal olduğu için güzel oluyor. Nedir güzellik anlayışınız? Ben onu da çok merak ediyorum. Hokka burun, köfte dudak değil. Evet. Bana göre bir kadın her zaman kendinin en güzelini yaşamalı. Mesela ben şu anda etrafıma baktığımda hep aynı tipler değil ince mi? Dudaklı kadın evet göremiyorum. Yani tabii ki de hani bir burunun estetiğe ihtiyacı varsa muhakkak yapılmalı. Ama herkesin aynı o kalkık, işte kavisli, minik burun değil. Birazcık kişi kendi anatomisine uygun, kendinin güzelini yaşamalı diye düşünüyorum ben. Güzellik anlayışım tamamen benim bu yönde. Doğallık yönünde değil mi güzel? Doğallık da değil esasen. Yani saçını boyatabilirsin. Belli yerlerde hani atıyorum tabii ki dudak dolgusuna ihtiyacın varsa tabii ki yaptır ama kendinin güzeli ol. Ya çok hani, bozmadan belki, natürel dokunuşlarla diyelim. Fiziken de kadınlara baktığımda 60 santimlik bel, koskocaman kalçalar. Yani dikkat edin hani bu dünyada sadece Türkiye'de değil. Herkes artık belli bir standart kalıba girmiş durumda. Ben bunun kadınları gereksiz yorduğunu, hem maddi hem manevi olarak kadınlara gereksiz bir külfet olduğunu düşünüyorum. İşte Instagram'da olsun, farklı yerlerde, sosyal mecralarda olsun, her zaman en güzel görünmek zorunda, en zayıf görünmek zorunda, en mükemmel görünmek zorunda. Bunun ruhu da çok yorduğunu düşünüyorum. Peki, güzel bir cilt nasıl olmalı? Yani bakımlı bir cilt nasıl olmalı? Ben de şundan yanayım. İyi bir makyajın altında daima iyi bir cilt yatmalı. Kesinlikle. Yani iyi bir görünüşün altında aslında cildinizi gerçekten bakımlı tuttuğunuz sürece bence en basit makyajı da yapsanız o çok güzel görünecektir diye kesinlikle düşünüyorum. O yüzden temiz bir cilt, iyi bir cilt, bakımlı bir cilt bence de olmazsa olmazlarından bir kadının sırrı olmalı diye düşünüyorum. Biz şimdi burada çok güzel doğal tarifler hazırladık ama öncelikle sizin bu iyi cilt tanımınızı öğrenmek istiyoruz. Temiz cilt. Evet. İyi cilt demek, temiz cilt demek. Nedir temiz cilt? Bir kadın
gece yatmadan önce makyajını siliyorsa, sabah uyandığında o gece yatarken sonuçta cildimiz yağ salgılıyor, dinleniyor. Vücut ve organlar hala savaş halinde. Evet. Zaten ben gece yıkadım, sabah da yıkamasam değil. Sabah da gene aynı şekilde aynen yıkamalı. Öyle. Bunun için illa çok pahalı yüz temizleme jellerine ihtiyaç da yok. Tabii. Bebe şampuanı. Herhangi bir markanın, bana hep bunu soruyorlar. Herhangi bir marka vermeme gerek yok. Bir bebe şampuanı. Çünkü neden bebe şampuanı diyorum? Cildin pH seviyesine en güzel kurutmadan belki daha doğal olduğu temizleyen bir şeydir bebe şampuanı. Hı-hı. Ve herkese, her bütçeye de uygun bir şeydir. Aynen öyle. Sabah bir cildimizi yıkadık. Aynı şekilde akşam için de bu geçerli. Tonik. Evde gül suyu, maden suyu, altını çize çize söylüyorum. Maden suyu, soda değil. Evet. Fıs fıs bir şişeye alabilirsiniz. Fıs 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 kurumasını beklersiniz. Gözeneklerinizi sıkıştırır. Tonik hep atlanılır cilt bakımlarında. Halbuki tonik çok önemlidir. Gereksiz niye? Bulunur. O yüzden değil mi? Atlıyoruz bunu ama aslında çok gerekli. Aslında çok gerekli. Niye? Cildinizi yıkadınız. Hı-hı. Şimdi cilt yıkandıktan sonra cilt susuyor. Hı-hı. Cilde su ihtiyacını veriyorsunuz. Ve tonikler hem cilde makyajı hazırlar, hem cildin nem ihtiyacını verir, evet, hem de aynı zamanda cilde gözenekleri sıkıştırır. Hepimizin gözenek problemi evet, yani var. Benim de var. Dün paylaştım yani, hatta Instagram'da kesinlikle. Gözenekler için ne önerirsiniz lütfen hepimizin, diye. Hepimizin var. Bunları zenginleştirebilir hanımlar evde. Türk kahvesi fincanı, yani şöyle bir fincan söyleyeyim. Bunun içine gül suyu, fıs fıs şişene al. Maden suyu fıs fıs şişene al. Elma sirkesi fıs fıs şişene al. Aynen öyle. Fıs fıs fıs. En güzel, en zengin gül sularından biri bu. Cildin çok kuruysa, çok neme ihtiyacı varsa bir tatlı kaşığı da kayısı çekirdeği yağı alabilir hanımlar. Bu bitene kadar kullanılabilecek bir tonik. Hı-hı. Cildimizi tonikledikten sonra eğer sabah güne başlıyorsak tonikten sonra nem gerekiyor. Hı-hı. Cilt yapısına uygun bu. Karma ve yağlı bir ciltse eğer cildin ona göre bir su bazlı, işte bütçeye, ekonomiye uygun, evet, eczaneden tercih edilmesini her zaman uygun buluyorum. Yani bütçeye göre su bazlı bir nemlendirici olabilir. Kuru bir ciltse daha yoğun bir nemlendirici olabilir ama nemlendirici şart. Ve en önemli şey, bütün takipçilerim hep bu problemden müzdarip. Yani bütün derken bir %80-85'i diyebilirim. Hı. Leke. Evet, maalesef. Sabahları nemlendiriciden sonra muhakkak Güneş koruyucu. Yani kış olsun yaz olsun. Hı hı. Evde otururken dahi spotlardan bile cildimiz o ışığı emebiliyor ve leke sorunu yaşayabiliyoruz. Evet. Bu yüzden güneş koruyucusu, UV filtresi kullanmamız çok önemli. Önemli değil mi? Artı 50 kesinlikle faktörlü bir sürü muadil. Tabii biliyorsunuz ki ürünler var. Aynen. Akşam olduğu zaman da gene aynı şekilde eve geldik. Artık yatmaya hazırlanıyoruz. Cildi de bizi buna hazırlamamız gerekiyor. Cildimizi tekrar yıkayıp tonikleyip bu sefer serum 25 yaştan sonra öneriyorum. Sayfamda benim evde yapılabilen doğal günlük serumlar da var. Arzu edenler, üşenenler dışarıdan da alabilir. Ama 25 yaşından sonra serum çok önemli. Evet. Göz çevreniz eğer kırışmaya, çökmeye vesaireye müsaitse üzüm çekirdeği yağı beğendiğiniz bir markanın alın. Antioksidan içerikli değil mi? Çok hem yoğun. Antioksidan hem E vitamini hem muazzam bir şey. Serum ve bu göz çevresinin yağlarını gece sürmenizin sebebi niye? Işıklar artık gidiyor. Yatmaya hazırlanıyoruz. Karanlığa geçiyoruz. Çünkü yağlar da biliyorsun Nurdancığım. Evet. Işık emiyor. Evet. Dediğim gibi evde bile olsak spotlardan gelen aynen ışıkları öyle bile emdiğimiz için. O yüzden gece yatmadan artık dişimizi fırçaladık, cildimizi yıkadık, tonikledik. Yatağa girerken serumlarımızı ve göz çevremizi, bakımımızı yapıyoruz. Gece hücre onarımı için en önemli çok şeyler. Çok önemli bunlar. Çünkü biz uyuyoruz. O sırada cilt gene çalışıyor. Aynen. Biyolojik saatlere evet önem vermek çok aynen çok önemli. 12 ile 3 arası diyebiliyordum hatta bu anti-aging saatlerini. 11 ile 5 arası esasen çok önemli saatler bunlar. O yüzden hani işte bazen takipçilerim diyor biz uyuyamıyoruz. Hayatım yani 10'da 11'de diziyi izlerken çayı kahveyi ben de içsem aynen ben de uyuyamam. Aynen.
O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Uyku düzeni çok önemli cilt için. Peki şimdi burada tariflerimiz var, böyle malzemelerimiz var daha doğrusu. Başlayalım bence ufak ufak, hem anlatın hem bize, takipçilerinize, hem KRT izleyicilerine buradan bunları aktarmış olalım. Önce bir peeling hazırlayacağız sanıyorum. Nurdancığım bir de evet, demin kusursuz cilt dedin. Benim demin anlattıklarım günlük bakım için olmazsa olmaz. Ama haftalık bakımı da var bu işin. Hanımlar haftanın iki günü ciltlerine maske uygulamaları gerekiyor. Evet. Ama 3 ila 4 gün ara vererek. Bazen bana onu soruyorlar işte. Biz her gün uygulasak olmaz mı? Olmaz çünkü tıkarsın gözeneği. Evet. Her şeyin kararı güzel. Benim mesela pazar günleri cilt bakımı rutinimdir. Aynen. Ne yaparım? Peeling yaparım. Bunu istersem dışarıdan bir markadan alırım ki, yani çok samimi söylüyorum, senelerdir dışarıdan bir markaya sadece şu ben de kahve telyesiyle yapıyorum. Yani bunu çok muhakkak denemeni çok isterim. Çünkü bundan daha hiç memnun kalmayanı görmedim. Şu anki bahsedeceğim peeling hem ölü derileri temizliyor, hem gözenekleri temizliyor, hem cildi parlatıyor, hem nemlendiriyor, hem de inanın bana lekeleri çok güzel, düzenli kullanımda açıyor. Süper. Ne katıyoruz peki? Her cilt tipine bu uygun. Her evde gene bulunabilen bir şeyle başlamak istiyorum. Bir tatlı kaşığı bal. Bir tatlı kaşığı esmer şekerimi alıyorum. Bir tatlı kaşığı karbonat. Bu hem rengini açıyor cildin. Aynı şekilde de limon da rengini açan bir şey. Şeker de granül için koyduğunuz. Hani güzel o soyuyor ve evet, beyaz şekerden çok esmer şekeri tavsiye etmemin sebebi tüylenmeyi engelliyor. Peeling ciltteki kese görevini gören bir maske aslında. Kırışıkları engel oluyor, evet, ölü deriyi alıyor, alt taraftaki bebek tabakaya ulaşmamıza yardımcı oluyor. Şöyle bir macun kıvamını aldıktan sonra bunu hanımlar gözenekleri açıkken artık temiz cilde buhar banyosu, tabii ki buhar banyosundan sonra olabilir. Ya da işte duştan sonra da olabilir. Çok yumuşak balla birlikte. Evet. Değil mi? Hem nemlendiriyor, hem lekeleri açıyor, hem ölü tabakayı alırken aynı zamanda kan dolaşımını arttırarak kırışıklık ve sarkmalara engel oluyor. Bunu haftada kaç gün yapıyoruz? Bir kere. Peki hangi ciltler için uygun bir peeling? Her türlü peeling? Cilt. Her cilt, cilt tipine uygun kesinlikle bir peeling. Kesinlikle hassas, kuru, yağlı, karma, herkesin yapabileceği bir temizleyici şey. Temizleyici bir peeling hazırladık. Tekrar malzemeleri sayıyoruz. Bal, esmer şeker, biraz karbonat ve birkaç damla limon ekledik. Aynen değil mi? Öyle. Evet, bunu mesela her cilt tipi kullanabilecek. Yüzümüze masajımızı yapıyoruz. Gerdan, boyun ve yüz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bir 5 dakika beklettikten sonra yıkıyoruz. Cildimiz nemleniyor, ölü derilerinden arınıyor, kan dolaşımımız hızlanıyor, cildimiz bebek gibi oluyor. Evet. Fakat şimdi yıkıyoruz. Ilık bir suyla yıkıyoruz cildimizi. Evet. Şimdi cilt acıktı. Çünkü cildi soyduk, cildi uyandırdık, cilt bir temizledik. Artık hani temizledik, hadi artık bana bir şey yolla. O noktadan sonra cilde maske yapılması gerekiyor. Ve 3-4 gün sonra tekrardan temiz cilde yeniden maske yapılırsa cilt bakımınız artık şahlanmış oluyor. Evet. Allah Allah. Evet. Şimdi kuru ciltler için ben bir bakım hazırladım. Tabii. Gene her evde bulunan bir malzemeyle. Cildi kuru olan hanımlar ya da beyler, artık beyler de çok ilgili görüyorum onları. Ne yapıyorlar? Evlerindeki yumurtanın sarısıyla bir tatlı kaşığı balı güzelce karıştırıyorlar. Şöyle. İyice bunlar birbirine karıştıktan sonra bunun adına ben nem bombası koydum. Daha çok kuru ciltler için o kuru halde, ciltler, hassas ciltler, epey kuru ciltler. Artık hani pütür pütür dökülüyor cildim, ne yapacağım noktasındaki herkes bunu yapıyor. Gene ne yapıyor? Yüzüne, gerdanına, boynuna. Bunu bir fırça yardımıyla uyguluyor. Bir kat böyle bir sürsün, hafif bir emsin. Sonra bir kat daha sürsün, tekrar hafif bir emsin. 20 dakika kadar ciltte beklendikten sonra, maskeler için zaten genelde 15-20 dakika kadar bir oluyor, süre yeterli. Önce ılık, sonra olabildiği kadar, dayanabildikleri kadar soğuk suyla yıkasınlar. Çünkü ılık suyla güzelce arındırdıktan sonra soğuk suyla
cilde uyarıyoruz. Bu bu anlamda muazzam çok önemli bir şey oluyor. Onun üstüne de gene dediğim gibi ciltlerine uygun bir nemlendiriciyle cilt bakımını taçlandırıyorlar haftalık bakımda. Peki yağlı ciltler ne yapıyor? Yağlı ciltler ne üzerine? Yapıyor? Gene onlar da çok basit bir şey yapabiliyor. Evet. Aktardan kil alsınlar. Çok da uzun süre de gidiyor. Burada bir çorba kaşığı kil var. Saf kil değil mi bu? Saf kil. Yani beyaz kil olur, yeşil kil olur hiç fark etmez. Kili alıyoruz. Karma, yağlı. Biz beyaz kil mi kullanıyoruz? Yok biz şu an yeşil kil kullanıyoruz. Yeşil kil kullanıyoruz. Tamam. Mesela karma, yağlı ya da sivilcelenmeye müsait bir cilt var. Ben bunun içine 1-2 çorba kaşığı artık kıvamına... onlar bakarlar. Macun çok değişiyor. Macun haline gelecek. Ben kendi ev yapımı gül suyumu aldım. Harika. Gül suyu da yapmak çok basit. Sarfada evet ya, gül suyu şey gerçekten ben de çok seviyorum. Tonik olarak da kullanıyorum. Saf almaya çalışıyorum ama her ne kadar öyle olsa da aslında kendi yaptığınız çok daha keyifli natürel, oluyor ve güzel oluyor. Kullanınca zaten farkı da görüyorsunuz. Ki gül de enerji olarak da çok etkili. Çok iyi, yaratıcılığı da etkiliyor. İnsanın frekansı da çok yüksekmiş gülün. Kesinlikle. Bunun içine ben 3-4 damla limon yağı alıyorum. Bakın bu şimdi bir yani... Akneye meyilliyse ya da karma yağlıysa bu cilt nedir? Sivilcelenmeye çok müsaittir. Evet. Sivilceler sonra ne yapar? Leke yapar. Aynen öyle. Limon yağıyla hem cildin pH derecesini kontrol altına alıyoruz, hem cildi nemlendiriyoruz. Aynı zamanda da sivilce lekeleri ya da mevcut lekelerin açılmasına olanak tanıyoruz. Hatta bildiğim kadarıyla sivilcelere de çok iyi geliyormuş limon. Kesinlikle. Asitik yapısından dolayı sanıyorum, antiseptik. Mesela karma ve yağlı ciltlere ben genelde gece yatmadan önce serum olarak saf aloe vera jeline, ya bu aloe vera bitkisini de kullanabilirler. 2-3 damla limon yağını iyice avuçlarını ısıtıp yüzlerine ve boyunlarına masaj yaptıkları zaman gece serumu da olabiliyor bu. Süper. Bunu aldıktan sonra şimdi nasıl demin dedim cildimizi soyduk artık ölü tabakayı açtık. Çok da güzel oldu, ben elime denedim, müthiş şu an bebek yani gibi gerçekten. Yani yüzüne üstü. Böyle daha uygun bir vakitte denemeni tabii çok istiyorum ve senden haber bekliyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra artık cilt acıkıyor ve hani o alttaki yağlı tabakaya ulaşınca bunu sürdüğünüz takdirde gene yüz, boyun, gerdan 15-20 dakika bekletiyorsunuz ve bayağı bir böyle. Yine biraz deneyelim. Deneyelim. Elimde. Hani o bunu hissini de hissedelim. Bunu fırçayla deneyelim. Tabii ki. Kuruyor bu zaten cilde. Kilden ötürü. Kilden ötürü. Hem cildi sıkılaştırıyor, kırışıklıklarla savaşıyor. Hem dediğim gibi sevgili Nurdancığım o yağ pH'ını güzel kontrol altına alıyor. Hem lekelerle savaşıyor. Çok ben genelde bu genç kardeşlerime haftanın iki günü bu maskeyi çok öneriyorum. bu peelingi. Yağlı ya ve da yağlı ve karma ciltlere. Sonuçlarında dönüşümü çok güzel oluyor aynen. Bana. Biraz kil koyduk. Toz kil. Bir saf. Bir çorba kaşığı kil. Gül suyu. Evet. Koyduk. Limon yağı damlattık. Başka bir şey eklemiş miydik? Hayır, başka bir şey eklemedik. Ve gördüğün gibi çok da bereketli oluyor evet, her iki maskede. Evet, çok da fazla. Yani bir kutuya koyup belki 2-3 kere de kullanıp o hafta için değil mi? O hafta için de değil. Bunların taze taze yapılması gerekiyor. Yapıyoruz. Ama evdekileri ben diyorum hep bunlarla şöyle bir herkes faydalansın. Evet, güzel olur. Doğru söylüyorsunuz. Çok güzel tariflerdi. Çok da bence herkesin kolaylıkla yapacağı tariflerdi. Güzellik biraz tabii ki genetik aslında. Cilt veya cildin hani parlaması, o yapısı biraz genetik ama bence yaptığınız, uyguladığınız bakımlarla da bunu çok değiştirebilirsiniz. Tabii ve beslenme düzeni her şeyden önce çok çok önemli. Sevgili Işıl Donat'a bugün bizimle bu güzellik tariflerini paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık. Çok da yararlı bilgiler oldu. Natürel, doğal birlikte tarifler hazırladık. Çok teşekkürler gerçekten katılımınız için. Renk verdiniz programımıza. Ben çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Çok beğendiğim bir programdı zaten. Çok teşekkürler. Zaten. Çok sağ olun. Biz bugün Işıl Donat'la çok güzel güzellik tarifleri hazırladık ve kendisinden cilt bakım sırlarını öğrendik. Diğer bölümde görüşmek üzere.
Her şeyden biraz da bu hafta başarılarıyla ve yaptığı sanatla oldukça ilgi odağı olan bir isimle beraberiz. Sevgili Nihat Özcan bizlerle birlikte mikro art sanatını konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Çok teşekkürler. Kimdir Nihat Özcan? Öncelikle sizi tanımakla başlasın bence KRT izleyicileri de, bizler de öyle. Tabii. Anlatabilir misiniz? İsmim Nihat Özcan. 34 yaşındayım. İki kız çocuk babasıyım. Özel sektörde tam zamanlı bir işim var. Sanatla da çok eski değil, daha aşağı yukarı 6 yıl oldu tanışalı. Tamamen şans eseri. Böyle pat diye bir anda hayatıma girdi ve aslında kendimi buldum diyorum ben bu sanat dalıyla. Çok özel bir sanat akımını icra ediyorum. Tamamen kendi merakımla ve araştırmalarımla, deneme yanılma yöntemini kullanarak akademik bir eğitim almadan tamamen alaylı bir şekilde heykeltıraşlık yapıyorum. Süper. Ben özellikle sizi serginizi gezerek tanıdım aslında. Anadolu yakasında çok güzel bir sergi açmıştınız. Evet. Ve gördüğümde inanılmaz hakikaten saygı duydum. Çünkü çok ince bir iş mikro art sanatı. İnanılmaz bir sabır isteyen bence. Şu evet, an sadece evet. Dışarıdan olan gözlemlerimi size iletiyorum. Çünkü daha öncesinde böyle bir sanat dalıyla gezmemiştim. Sergi olarak da karşılaşmamıştım. Veya yakından incelememiştim diyeyim açıkçası. Evet. Nedir mikro art sanatı? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii. Yani kalem oyma sanatı, pencil curling diye biliniyor aslında ama ilk etapta Amerika'da yaklaşık 15-20 yıl önce doğuyor. Orada yaşayan bir marangoz ustasının sokaktan topladığı kurşun kalemleri bir tür geri dönüşüm projesi gibi şekillendirmesiyle başlıyor bu akım. Sonra işte dünya genelinde yavaş yavaş yayılmaya başlıyor ama tabii merak salan, bu akıma gönül veren insanların ömrü maalesef çok uzun olmuyor. Çünkü arka planda çok fazla sabır, emek ve çok milimetrik alanlarda çok uzun çok yolculuklar gerektiriyor. Ve bir eserin ortaya çıkması çok fazla mesaiye tekabül ediyor. Bu işte bazen bir ay, bazen üç ay ya da daha fazla da olabiliyor. Çünkü tam zamanlı bir iş yapar gibi böyle hani başına oturup sonuna kadar gidebileceğin, ara vermeden ilerleyebileceğin bir şey değil. Çok çok ince iş. Gerçekten kesinlikle. Büyük bir sabır istiyor bana göre de. Aynen öyle. Çünkü bir küçücük bir neşterle, kreatör bıçağıyla milim milim o kalemin grafitini yontarak şekillendiriyorsun. Ve yani tamiri ya da telafisi olmayan çok kırılgan bir malzeme. Zaten zorluğu da burada. Yani neden işte çamur değil, mermer değil, ahşap değil. Bir kurşun kalem ve küçücük bir kömür grafit ucunda çalışıyorsun. Kırıldığı zaman o heba oluyor yeniden. Bütün süreci başka bir yeni kalemde sıfırdan başlatıyorsun. Tabii çok uzun ve derin bir yolculuk. Bu yüzden dünyada şu anda 4-5 sanatçı var bunu icra eden. Ben de nacizane 6 yıldır bu sanat akımını kendimce devam ettiriyorum. Peki tasarımlardan önceki deneme ve karar süreçlerinden biraz bahseder misiniz? Nasıl işliyor bir objeyi yaratmanız? Bu karar süreci, deneme süreci nasıl ilerliyor? Evet, aslında bu tamamen böyle önce karar aşamasında hani ne yapacağım ya da ne istiyorum kısmını açtıktan sonra çok derin bir araştırmaya giriyorum. Çünkü eserlerimin gerçeğe yakın ve doğru bilgilerle oluşturulmuş olması benim için çok önemli. Yani bir objeyi seçtiğim zaman bunun arka planında ne var ne yok ya da reeli hangi boyutlarda ve onu ölçekli olarak maksimum 1 santimlik bir kesit ucunda ne kadar minimize edip onu en iyi şekilde sunabilirim tarafında. Tabii birçok araştırma, teknik bilgiler, işte bir Anıtkabir'i yapacağım zaman örnek veriyorum. İşte bunun bütün mimari eski hani kaç tane tasarım yapılmış, nerelere gelmiş, ne ölçülerde düşünülmüş, sonrasında işte kaç ton beton kullanılmış, o kadar çok şeyin içine giriyorum ki bu beni aslında mutlu eden bir şey. Çünkü tam olarak özümsemek bu. O bilgileri öğrendikten sonra açıkçası bir takım eskizler yapıyorum. Çizimler yapıyorum, işte hangi kalemde nereden başlamalıyım, nerede risk yaşarım ya da nerede kırılma olasılığı var. Eskizlerde bunları çalıştıktan sonra farklı kesitlerde tabii kalından inceye doğru denemeler yapıyorum. İşte bu bazen bir hafta sürüyor bu tamamı, bazen bir ay sürüyor, bazen devam eden bir işimin yanında bu arka planda burada sürekli. Evet. Yani ufacık bir tasarım acaba ne kadar sürüyor? Aynen. Çok merak ettim çünkü çok incelerken derin. De. Çok derin, yani şu an bile günümüzü konuşursak işte iki ya da
da 3 yıl evvel hayal ettiğin bir tasarım bile burada bazen işte bir şey, bir ışık yanıyor. Ha diyorsun, onu o zaman öyle de yapabilirim deyip hani orada bir üretim devam ediyor aslında. Hayal gücü. Evet. Zaten önümü açan kısım o. Hayal gücü olmadan reelini üretmek maalesef evet, mümkün sanatın değil. Sanatın zaten bence %90'lık kısmını herhalde hayal gücü. Zaten aynen. Hayal ettikten sonra evet gerçeğini üretmek mümkündür peki, diye. Peki hangi özel kalemleri yani bunun bir özel bir kalem mi kullanıyorsunuz bunları yaparken yoksa natür kalemlerle yapıyorsunuz bunu? Şimdi işin başında ben de bilmiyordum tabii. Yurt dışındaki diğer sanatçı arkadaşların bir kısmıyla irtibata geçtim. ama gördüğün sadece bir kalınca stick kalemler, işte bunlar resim kalemleri, marangoz kalemleri olarak biliniyor. Tabii ilk akla gelince diyorsun ki acaba HB mi, işte 2B mi, neyle çalışmak? Çünkü bunlar ne demek? Kalemin o içindeki grafitin kimyasının işte sertlik derecesi demem daha doğru. Evet. Yani bıçakla o kesme halindeyken hangisi daha kolay kesiliyor, hangisi daha zor, hangisinde daha fazla kırılganlık var? Aslında bunları böyle anlayamadan deneyimlemiş oluyorsun. Ha, kurşun kaleminin dışında boya kalemleri de var. O ne demek? İşte boya kalemleri daha hamur gibidir, daha kolay kesilir. Bir yerden sonra artık ben şey diyorum yani artık benim için fark etmez. Yani hangi kesit, hangi cins, hangi derece fark etmiyor. Çünkü bu araba kullanmak gibi bir şey. Nasıl? Araba kullanmayı öğrendiğin zaman her arabaya bindiğinde kullanabilirsin. Ben de kurşun kalemi ya da boya kalemiyle işte bıçağı kullanmayı artık öğrendim. O yüzden hani benim için fark etmiyor. Resim kalemi de olabilir, işte boya kalemi de olabilir veya işte dünya çapında bir sürü böyle geri dönüşüm kalemleri var. Kağıt üstüne sarılı falan. her birini kullanmak mümkün. Evet. Peki her objenin veya işte her aklınızdan geçen her şeyin tasarımını yapabiliyor musunuz? Yani yoksa bunun için belli kriterler mi var? Evet. Şimdi iki boyutlu, üç boyutlu ve rölyefler çalışıyorum. Bunlar ne demek? İşte rölyefte kabartma yazılar, figürler şeklinde bir yüzeye, içeriye ya da dışarıya kabartı gibi tasarımlar çıkartabiliyorum ama bu tamamen karar verdiğim eserin, objenin hani ne boyutta küçülebilir ve doğru, güzel bir şekilde sunabilirim tarafıyla alakalı. Yani tamamen ölçüyle alakalı. Üç boyutlu eserlerde de neye değiniyor bu nokta? İşte nerede kopuyor figür, nerede birleşiyor ya da birbirini tutan yekpare, yani bir bütün olması için birbirini tuttuğu noktalarda işte hangisinde daha fazla kritik bölüm var, ona göre boyutlandırıyorum. Seçimlerimi işte bir santim, zaten maksimum bir santime kadar kalınlaşabiliyor kesit. Tabii bu işin esprisi de sürekli minimize etmek. Yani bir eseri bazen işte bir santimlik kesit ucunda çalışıyorum. Sonra hadi diyorsun hani daha ustalaştım. Hadi bu bir santimi 6 milime düşüreyim. Evet. 6'dan 5'e, 4'e, 2'ye kadar seriler var böyle. Yani o zaman daha fazla kıymetli oluyor. Çünkü daha mikro ölçüde daha fazla detay işliyorsun. O ayrı bir mutluluk veriyor. Peki mikro art sanatı, evet, yurt dışında çok daha yıllar önce olduğunu söylediniz. Evet. Sizce Türkiye'de yaygın mı veya işte buradaki ilgiden memnun musunuz? Bunlardan da bahsedelim biraz. Evet. Ya da beklentileriniz nedir bu konuyla ilgili? Şöyle söyleyeyim. Mikro artın tabii birçok alanı var. Ben nacizane heykellik tarafındayım. kurşun kalemlerin ucuna minyatür heykeller yontuyorum. Tabii mikro art deyince dünyamızda aslında Türkiye için konuşmak gerekirse hani sanatın belli bir bölümü var. İlgi aslında olması gerekenden hakikaten çok çok az. Ve mikro artı benim işlediğim sanat akımını tanıyan bilen çok az insanımız var. Ben 6 yıldır mücadele ediyorum. Kendimce eserlerimi ve bu akımı tanıtmaya çalışıyorum. Ama işte her yeni sergimde ben daha önce hayatımda hiç görmemiştim. Evet. Ne kadar harika harika diye böyle bir enerji dönüyor. Ve tabii beni mutlu ediyor. Diyorum ki hani o insanın yüreğinden bir yere dokunmuş oldum. Çocuklar geliyor mesela. Bayılıyorlar. O tabii. Enerji her şeye bedel. Evet. Ne yapıyorsun? Orada bir hani bir fotoğraf karesi, bir tablo yaratmış oluyorsun. Bu ne yapıyor? İşte insanı oradan alıyor, başka bir yere götürüyor. Ve bu sanatın o enerjisi inanılmaz bir çember. Evet. Birçok alanda, birçok insanı birçok yerden getirip, bir araya getirip böyle buluşturabiliyor.
Türkiye'de var mı peki bunların eğitimini alabilecekleri insanlar, belki ilgisi çekecek, daha önceden bilip ilgi duyan insanlara buradan hani biz bunu belirtmiş olalım. Evet. Türkiye'deki eğitim durumu nedir veya siz de yine workshop eğitimleri, eğitimler veriyor musunuz? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii ben de başladığım zaman hiçbir eğitim done bulamadım. Yani yurt içi, yurt dışı, sadece işte Amerika'da biri var, Rusya'da biri var gibi gibi 4-5 sanatçı var ve hiç basılmış bir kitap, öğretici bir envanter, hiçbir şey yok. Artık şey diyorum. Hayal gücü ve el becerisi. Aynen aynen. Tamamen deneme yanılma yöntemi. Aynen öyle. Şey diyorum artık, ben yazana kadar böyle bir kitap yok. Böyle öğretici bir bilgi yok. Benim niyetim var aslında. Bence çok güzel. Belki bunu bir eğitim bölümüne de çevirebilirsiniz aynı zamanda. Çok doğru. Bir kitap yazıp işte nasıl bu sanat akımı doğmuş, nelerle çalışılabiliyor, en azından hani bir giriş yapacak insanların hani birazcık içine dokunabilecek bir şey üretmeyi planlıyorum. Tabii her biri bir süreç, nereye kadar gidebilirim tamamen destekle, ilgiyle alakalı. İlgi çok, tabii insanlar ilk defa gördüğü için çok yüksek bir ilgi var. Evet. Bu insanı mutlu ediyor, o enerjiyi oradan alıp devam ettirebiliyorsun. Ama tabii realde ben de sosyal hayatımın, işte iş hayatımın yanında bunu tabii fedakarlık vererek, işte gece yarıları uyumayarak. Çünkü bildiğim kadarıyla farklı bir işte de çalışıyorsunuz. Doğru, tam zamanlı bir işim var. Bir taraftan işte aile hayatı ve işte hafta sonu daha çok böyle gece yarıları bir saat, 1,5 saat çalışıp ara vererek ilerletebildiğim bir süreç. Ama şey diyorum, yani durmadığın sürece... ne kadar yavaş gidersen o enerji akıyor. Aynen öyle. Peki yakın zamanda serginiz nerede? Ben bildiğim kadarıyla Anadolu yakasında olan sergi bitti. Zaten son gününe yetişmiştim. Evet, İyi ki tanışmışım, iyi ki görmüşüm. Çok sağ olun. Bunu da buradan tanıtmış olduk, bu sanatı da. Fakat hani yeni sergileriniz var mı? Bundan da bahsedelim. Belki gelip görmek isteyen ziyaretçilere özel ne zaman yapacaksınız? Evet. Bundan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi pandemi dolayısıyla... Eğer yurt dışına açılmayı düşünüyor musunuz? Ondan İnşallah. Da bahsedelim. Pandemi dolayısıyla işte 2019 itibariyle işte birçok sergi planım, programım vardı. Maalesef hepsi donduruldu. Ara verildi, ertelendi. Şimdi yeni birkaç görüşmem var ama realde hani şu tarihte diyemiyorum. İnşallah o kısımları geliştireceğim. Bunlar yurt içi sergi planları. Tabii niyetim bu işi yurt dışına kadar taşıyabilmek. İşte haber mecralarında yurt içi birçok haberde, gazetede, dergide bulunabildim ama yurt dışında da, oraya da dokunmak gerekirse, işte Kazakistan'da, İsveç'te, Norveç'te, Londra'da birçok haberim yapıldı. Tabii asıl niyetim, hedefim yurt dışında bir sergi icra edebilmek. Çok da güzel olur bence. Evet, Türkiye'den birinin davet, böyle bir şey yapması. Evet, davet konusunda pandemi öncesinde Londra'dan bir davet almıştım ama bir türlü organize olamadım. Tabii bu süreçleri işleyebilmek de hakikaten biraz desteğe de ihtiyaç var. Evet, ondan da bahsetmek gerekiyor. Aynen, sanat tarafı hem ilgi, alaka, hem de gerçekten biraz destekle. Destek, evet. Aynen, destekle oluşabiliyor. Umarım daha iyi yerlere gider. İnşallah. Gerçekten ben iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Çok sağ olun. Çünkü çok güzel bir şey inşa etmişsiniz ve gidiyor. Bu şekilde akıyor ve gidiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Workshop çalışmalarınızdan son olarak bahsedelim. Evet. Onu atlamayalım diyorum. Ne zaman olacak workshop çalışmalarınız? Yani bu biraz işte pandemi koşulları hep öne çıkıyor. Atölyem de burada. İkili, üçlü, işte maksimum 5 kişilik gibi böyle 2 saatlik sınıflar eğitimler şeklinde. Evet, planlıyorum. Realde burada değil, başka bir mekanda pandemi öncesi 20 kişilik bir sınıfa böyle bir workshop yapmıştık. Tabii çok keyifli. Çünkü insanlar hani gerçekten bunun ne olduğunu yaşamak, hissetmek istiyor. Ne kadar sürüyor? O zamanlarda yaptığım program bir 3-4 saatlik bir programdı. Ama biraz daha minimize edebiliriz. Tamamen talep doğrultusunda. Aynen. Kişisel eğitimler de veriyorum bu alanda. Başka bir kaynak yok maalesef. Umarım diyorum hani birazcık merakı olan insanlar ulaşır. Evet. Ben bunu paylaşabilirim. Evet. Hatta çocuklarım için, kızlarım için düşünüyorum. Yani büyük kızım Defne de mesela çok meraklıdır. Evet. Diyorum yani acaba hani ilgi duyar da ben aktarabilmiş olur muyum? İnşallah, o günleri görür müyüz? Değişik gerçekten. Ki şunu söylüyorum, hani ben tırnaklarımla kazıyarak, yüzlerce kalemi böyle heba ederek bir şeyi
çalışmayı öğrendim. Bu akımı yürütmeyi, ortaya çıkarmayı öğrendim. Çok fazla emekle. Diyorum hani merakı olan, ilgisi olan belki birileri çıkar da ben de aktarabilirim. Bu devam edebilen bir şeye dönüşür. Yani böyle bir atmosfer var. Paylaşmaktan yanayım. Hayırlısı. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız teşekkür için. Mikro art sanatını, kalemden sanatları KRT izleyicilerinize ve her şeyden biraz programına da tanıttığınız için çok teşekkür ediyoruz teşekkür öncelikle. Ederim. Nihat tekrar. Özcan'la birlikteydik biz bugün. Mikro art sanatçısı. Kendisine Nihat Özcan Official Instagram adresinden sergilerle ve workshoplarla ilgili ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.